Deniz Alman Kulu'ndan Haber Merkezi'nden hepinize iyi akşamlar. Efendim ben Deniz Zayıf Doğrulu, Demir Kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden bize sağlıklı. Doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar. Efendim teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu 2022 yılı Mart ayı konut değerleme istatistikleri doğrultusunda yaptığı çalışmayla Türkiye'nin en değerli ilçesini belirledi. Buna göre 47 bin Türk lirası metrekare fiyatıyla İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Türkiye'nin en değerli ilçesi olurken Alanya'nın en değerlisi de Bektaş olarak belirlendi. Konut verilerine göre Alanya'da metrekare fiyatı olarak en değerli yer metrekaresi 12.762 lira fiyatıyla Bektaş Mahallesi olurken en düşük değerlere sahip olan yerse metrekaresi 5.035 lira olan Elikesik Mahallesi yer aldı. Gayrimenkul platformunun konut verilerine göre Alanya'da Mart 2022 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık konutların fiyatları %153.35 arttı. Aynı özelliklerdeki ortalama satılık konut fiyatları 1.071.480 lira olurken ortalama satılık konut büyüklüğü 120 metrekare olarak kayıtlara geçti. Yıllık ortalamalara bakıldığında Mart 2022 sonu itibarıyla konut için Alanya'da en fazla değer kazanan mahalleler sırasıyla Okurcalar, Konaklı, Demirtaş, Büyükasbahçe, Cumhuriyet Mahallesi oldu. Amortisman süreleri dikkate alındığında Mart 2022 sonu itibarıyla Alanya'da en hızlı geri dönüşe sahip mahalleler sırasıyla Tophane, Türkler, Asmaca, Elikesik ve Gözüküçüklü oldu. Amortisman süreleri dikkate alındığında Mart 2022 sonu itibarıyla Alanya'da en geç geri dönüşe sahip mahallelerse sırasıyla Dinek, Fığla, Kadıpaşa, Hacı Mehmetli ve Bektaş Mahallesi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Alanya'da yaşayanlar ve memleketleri açıklandı. 350.636 nüfusa sahip Alanya'da ikameti ilçede olup nüfusu farklı bölgede kayıtlı olan toplamda 196.047 kişi yaşamakta. Bu rakamın 44.537'sini yerleşik yabancılar oluşturuyor. İlçede Alanyalı olansa 154.598 kişi bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan karara göre 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek. Düzenleme resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Başvuru için tapu siciline 3 yıl süreyle devir yapılamayacağı şerhi de düşülecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca sözleşme koşulları incelenecek ve uygun bulunanlar Cumhurbaşkanı kararıyla Türk vatandaşlığı kazanacak. 2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alımında öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti. İçişleri Bakanlığı Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 400 bin dolara yükseltileceğini duyurdu. Bu rakam şu an 250 bin dolar olarak uygulanıyor. Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor. Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek. Alanya başta olmak üzere tüm sahil bandında konutların yabancılara satışı veya kiraya verilmesi sebebiyle Türk vatandaşları yükselen kiraları ödemekte bir süredir sıkıntı yaşıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte yabancıya yönelik satışta sayısal anlamda azalma olacağı için eldeki konutların yerli tüketiciye daha uyguna sunulması hedeflenmekte. Efendim Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kargıcak ve Mahmutlar Kestel mahallelerinde devam eden yatırımları inceledi. Başkan Yücel, Doğu mahallelerimiz hayata geçen yatırımlarla parlayan bir yıldız olacak ifadelerini kullandı. Evet.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi'nin doğu mahallelerinde devam eden ve yapımı planlanan projelerin uygulama alanlarını yerinde inceledi. Başkan Yücel, Kargıcak'taki yol ve köprü çalışmalarının Mahmutlar Mahallesi'nde yapımı devam eden spor tesisi, Mahmutlar Spor Tribünü, kreş ve gündüz bakım evi ve Kessel'de yeni yol projelerini yerinde inceledi. Burası 5 başkan. Tamam mı? Bu tarafa doğru. Yatırımların son hızla devam ettiğini belirten Başkan Yücel, Kargıcak'ta Barbaros Caddesi'nin devamı niteliğindeki yol ve köprü çalışmalarını, akabinde ise Mahmutlar bölgesinde yeni yaptığımız tenis kortu ve basketbol sahasını barındıran spor tesislerimizi ve yine Mahmutlar'a kazandırdığımız tribünlerin son aşamasına geldik diye konuştu. Özgür Bey bir sorun çünkü şey dedi. Bir yere kadar. Kestel İsa Küçülmez Caddesi'nden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi arasındaki ulaşımı rahatlatmak amacıyla açılan 30 metrelik imar yolunu da inceleyen Başkan Yücel, çalışmalarda sona gelindiğini belirtti. Yücel, yolumuz yeni çevre yolunun da hayata geçmesiyle bölgenin trafik yükünü hafifletecek dedi. Ve söz verdiğimiz gibi her şeyi yaptığımız tüm yatırımları yerinde ve zamanında halkımızın kullanımını açmayı hedefliyoruz. Efendim, Türk vatandaşlığına başvuru şartında alınacak gayrimenkul değerlerinin 250 bin dolardan 400 bin Amerikan dolarına yükseltileceği açıklandı. Yeni düzenleme resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlülüğe girecek. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan karara göre 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek. Düzenleme resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Başvuru için tapu siciline 3 yıl süreyle devir yapılamayacağı şerhi de düşülecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca sözleşme koşulları incelenecek ve uygun bulunanlar Cumhurbaşkanı kararıyla Türk vatandaşlığı kazanacak. 2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alımında öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti. İçişleri Bakanlığı Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 400 bin dolara yükseltileceğini duyurdu. Bu rakam şu an 250 bin dolar olarak uygulanıyor. Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor. Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek. Alanya başta olmak üzere tüm sahil bandında konutların yabancılara satışı veya kiraya verilmesi sebebiyle Türk vatandaşları yükselen kiraları ödemekte bir süredir sıkıntı yaşıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte yabancıya yönelik satışta sayısal anlamda azalma olacağı için eldeki konutların yerli tüketiciye daha uyguna sunulması hedeflenmekte. Efendim, SMA tip 1 hastası Ela Bebeğin hastalığı son hız. Hız kesmeden devam ediyor, ilerliyor. Anne ve baba Ünal, kızları Ela Bebek için 60 bin kişi 200 Türk lirası verse kampanyanın %50'sinin tamamlanacağını ifade etti. Ela'nın ablası Defne ise, kardeşim acı çekerse benim de canım acır diyerek destek istedi. Herkesten destek bekliyoruz, yardım bekliyoruz. Ne olursunuz, dün ben kızıma 3. doz Spranzi ilacını aldırdım. Her geçen gün kızım kötüye gidiyor. SMA tip 1 hastalığıyla mücadele eden Alanyalı Ela Bebek'in kas kaybı ve omuriliğinde problemler yaşanmaya başladı. Alanya halkı tıpkı Ahmet Bebek'te olduğu gibi bu defa Ela Bebek için de mücadele ediyor. Gün geçtikçe kas kaybı ve nefes zorluğu yaşayan minik bebek Ela için Alanya halkına yardım çağrısında bulunan anne Ünal, "Böyle giderse kızımın boğazı delinecek. Ben kızımın boğazının delinmesini istemiyorum." sözlerine yer verdi. "Boynu delinirse benim kızım tedavisini daha çok zorluma günler bekliyor. Ben kızımın boynunun delinmesini istemiyorum. Ramazan-ı Şerif ayının içindeyiz. Herkesin desteğini, yardımını bekliyoruz. 60 bin kişi 200 TL verirse Ela'nın kampanyası %50 olacak diye biz kampanya başlattık. Ne olursunuz elinizden geleni yapın. Herkesin evladı var, herkesin çocuğu var. Ben kızımdan ayrılmak istemiyorum. Ne olursunuz Ela'ya siz de destekte bulunun. Bir empati kuralım. Hani herkesin evladı var, herkesin çocuğu var. Benim çocuğum her gün kas kaybı yaşıyor. Benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Kızımın tedavisi yurt dışında. Yardımlarınızı bekliyor Ela burada."
Ela'nın hastalığı çok hızlı ilerliyor diyen baba Ünal, kızımın kaslarında ve omuriliğinde problemler başladı. Yalvarıyorum herkesin zekatına ve fitresine talibiz. Ela'nın umut odasında herkesi yardım için bekliyorum dedi. Merhaba, herkese iyi günler. Ben Ela'nın babasıyım. Ela semantik bir hastası. Çocuğumun hastalığı hızlı ilerliyor. Çocuğumun kaslarında bükülmeye başladı, omuriliğinde sıkıntılar başladı. Herkesten yalvarıyorum. Herkesin zekatını, fitresini çocuğuma talibim. Herkesin yardımına ihtiyacım var şu an. Ela bebeğin ablası Defne Ünal, kardeşi Ela için destek isteyerek. Kardeşimin isteği yerine gelsin, benim kardeşim acı çekerse benim de canım acır. Kardeşim acı çekiyor, eğer ona bir şey olursa çok üzülürüm. Kardeşimin iyileşmesini çok istiyorum diye konuştu. Neler söyleyeceksin kardeşimle? Merhaba, canlı yayına katılmak isterim. Kardeşimin iyileşmesi için her şey yapmamız gerekli. Kardeşimin isteği yerine gelsin. Benim kardeşim acı çekerse benim de canım gider. Ne bileyim, çok üzülürüm ben de. Zaten kardeşim acı çekecek. O eğer bir şey olur. Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin Alanya'da iftar programına katılacağını ifade etti. Karadağ son zamanlarda Alanya Belediyesi ile ilgili ortaya çıkan giysi kumbarası haberleri hakkında çıkan söylentilere meclis üyesi Nazmi Zavlak için kanayan yaraya parmak bastı ifadelerini kullandı. 65 kişi geldi sadece öbek eğitimine. Bu 65 kişi... Karadağ haftalık olan yönetim kurulu toplantısında ilk olarak 20 Nisan çarşamba günü verilecek iftar programına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin katılacağını belirterek 20 Nisan çarşamba günü salı pazarında yapacağımız iftar programına tüm Alanya halkını davet ediyorum ve bekliyorum dedi. 20 Nisan çarşamba günü akşam iftar yemeğini Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımıyla, Sayın Muhittin Böceğin katılımıyla salı pazarında hep beraber topluca ve kalabalık bir şekilde inşallah açacağız iftarımızı ve eda edeceğiz. Ben buradan tüm Alanya halkını, tüm partileri, tüm Alanyalıları bu iftarımıza bekliyorum. İnşallah çok kalabalık bir iftar olacak. Organizasyonu hem Millet İttifakı ortaklarımız Büyükşehir organize edecek. Bizler de mutlaka bu organizasyonun içinde olacağız. Hepinizi, tüm Alanya halkını bu iftara bekliyorum. Karadağ son zamanlarda gündemde olan bir diğer konu olan fahiş kira artışlarına da değinerek Antalya Milletvekilimiz Çetin Osman Budan teklifi ise özellikle kiracılardan yana. Türkiye ekonomisi sınırları içerisinde kiracıdan yana bir teklifi meclise sundu ancak kabul edilmedi. Bu tür konularda özellikle ev sahibi ve kiracılar arasındaki sorunları biz avukat arkadaşlarımızla birlikte ücretsiz olarak konuları takip etmeye talibiz dedi. Kiracının da mutlaka bir takım hakları var. Bu hakları gözeterek, yani yasal sınırlar içerisinde atıyorum 1 milyon 1500 lira kira veren bir kiracının kirası 10 bin lira olmamalı, olmayacak. Yasal sınırlar buna zaten izin vermiyor. Ancak Antalya Milletvekilimiz Çetin Osman Budağ'ın teklifi ise bunlara daha esnek ve özellikle kiracıdan yana, bu çok ekonomik sıkışık bir Türkiye ekonomisi içerisinde kiracıdan yana bir teklifi meclise sunuluyor. Bu teklif kabul edilmiyor. Gene ben buradan duyuru yapıyorum. Bu tür konularda özellikle kira ve kiracı arasındaki, mal sahibi arasındaki sorunları biz avukat arkadaşlarımızla ücretsiz olarak bu konuları takip etmeye talibiz. Buradan da duyuru yapmış oluyor. Alanya Belediyesi Gönül Pınarı giysi kumbarası hakkında görüşlerini dile getiren Karadağ, Nazmi Zavlak arkadaşımız kanayan bir yaraya parmak bastı diyerek açıklamalarda bulundu. Tabii ki Nazmi arkadaşımız gerçekten çok yarayan bir yaraya parmak bastı. Yani bu toplanan giysilerin, özellikle ikinci el giysilerin toplumun, insanların oraya veriş sebepleri bir bağış şeklinde, yani daha alt gelir düzeyinde olan insanlara bir yardım amacıyla bir giysi toplanması yapılıyor. Bunun o amaçla değerlendirilmesi ve o amaçla devam etmesi gerekmektedir. Servet diyelim bunları gene ikinci gönül şeyi altında vererek ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılması şeklindeki bir öneriydi bu. Çok yerinde bir öneri. Tabii ki destekliyoruz biz Nazmi arkadaşımızın bu davranışını ve bu konuda da daha açıklayıcı bir şeyi de açıklamaları da belediyeden bekliyoruz. Şimdi şey yalnız.
her okul... Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede enflasyonla mücadeleye dikkat çekildi. Erdoğan, piyasayı sakinleştirecek düzenlemelere hız veriyoruz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca istihdamda yeni bir proje hayata geçiyor. İşe giren bir bireye bir veya iki yıllık istihdam garantisi sağlayacağız müjdesini de verdi. Aziz milletim, değerli işçi ve işveren... Ellerindeki ürünleri stoklayarak ve hatta imha ederek aralarında anlaşıp fiyatlarını artıranları takibe aldık diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamunun denetim ve yaptırım yetkilerini kullanarak serbest piyasa içinde bu tamahkarlarla mücadele ediyoruz. Sorun ahlaki olduğu için arzu ettiğimiz neticeleri almakta güçlük çekiyoruz. Hem içeride hem de dışarıda ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, tedarik kanallarının işlemeye başlayacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini umut ediyoruz dedi. Belirlenmektedir. Nasıl bu yıl Aralık ayında başında başladıysak önümüzdeki... Erdoğan gelir artışına yönelik tedbirler yanına gereksiz paniklerin önüne geçerek piyasayı sakinleştirecek düzenlemelere hız vereceğiz. Daha sıkı mücadele ederek bu dönemi de inşallah geride bırakacağız ifadelerini kullandı. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim, Alanya Toptancı Ali Komisyoncuları Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Alanya Hal Komisyoncuları Derneği tarafından Alanya Toptancı Hali içinde iftar programı düzenlendi. İftar programına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Tücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Müftüsü Doktor İhsan İlhan, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun, ATSO Başkanı Dayı ve İş İnsanı Eray Erdem, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları ve hal esnafları katıldı. İftar programını organize eden Alanya Toptancı Hali Komisyoncular Başkanı Adem Kaya katılan kişilere teşekkür etti. Şurada saygılar sunarım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, hortum ve fırtınada hasar gören seraları ziyaret etti. Göktepe ziyaretlerinde üreticilerin emekleri görülmüyor ifadelerini kullandı. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, hortum ve fırtına nedeniyle Konaklı ve Su Gözü mahallelerinde hasar gören seraları ziyaret etti. Göktepe ziyaretlerinde ulusal basına yönelik serzenişini de dile getirdi. Göktepe yaptığı paylaşımda, "Bizler tarımsal üretimde çalışan liyakatlı çiftçiler olarak zor şartlarda üretim yapıp ailesinin geçimini kazanıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Ancak bazı ulusal kanallar zor şartlarda üretilen gıda güvenliğini en önde tutarak çalışıp üreten çiftçilerimizin emeklerini görmüyor. Domates 8 lira olunca hemen tek yaptıkları domates, salatalık, patlıcan ve benzeri sebze meyvenin pahalı olduğunu dile getiren haberler yapmaları dedi. Marketlerde gördükleri 20 lira ya da daha fazla olan sebze meyve fiyatları üreticinin cebine girmiyor. Üretim maliyetlerimiz bu kadar yüksek olduğu halde hatta zarar ederek üretimden vazgeçmeyen kıymetli üreticilerimize teşekkür ederim. Değerli ulusal basının temsilcileri, 50 bin liralık aracı, 250 bin liralık, 400 bin hatta 1 milyon 200 bin liralık mülkü olanları haber yapsınlar. Bizim üreticilerimiz hem üretim yapıyor hem de üretici fiyat endeksinin bütün yükünü taşıyor. Allah'ım bütün üreticilerimizin yardımcısı olsun ifadelerini kullandı. Türkiye'nin avokado ihtiyacının %70'ini karşılayan Alanya'da. Üreticilerin bir yıl boyunca emek vererek yetiştirdiği avokadoyu hırsızlardan korumak için başvurmadığı yöntem, sizler de biliyorsunuz, bizler de biliyoruz ki kalmadı. Bahçelere adeta adım başı kamera sistemi kuran üreticiler buna rağmen hasat zamanı bahçelerde silahla nöbet tutuyor. Sende mi telefon?
Alanya Türkiye'nin %70 avokado ihtiyacını karşılıyor. Yaklaşık 40 bin hektar alanda yetiştirilen tropikal meyve marketler raflarında tanesi 8 ila 10 liradan yerini alıyor. Yaklaşık 200 gram ağırlığı olan avokado hırsızlar için yükte hafif, pahada ağır bir ürün olarak görünüyor. Yıl boyunca bahçelerden onlarca kez hırsızlık olayı yaşanması, üreticilerin bir yıllık emeklerini korumak için farklı yöntemleri uygulamasına neden oluyor. Bahçeler bir yandan tel örgülerle çevrilirken, diğer yandan tüm alana hakim güvenlik kameraları, foto kapanlar ve hatta kimi bahçelerde tuzaklar kuruluyor. Hırsızları tüm bunlarda engellemeyince üreticiler hasat döneminde bahçelerde silahlarla nöbet tutuyor. Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bahçesi geniş olanlar etrafını tel örgülerle çeviriyor. İçerisine tuzak, köpek koyuyor. Kameralar kuruyoruz, elektriğin olmadığı yerlerde foto kapan kuruyoruz. Ürünün çok olduğu, hasadın en yoğun olduğu aylarda gece abartısız silahla nöbet tutuyorlar dedi. Yaşadığı hırsızlık olaylarının ardından bahçesinin her alanına güvenlik kamerası yerleştirdiğini belirten üretici Ali Beydoğan, "Bahçemizde avokado, mango ve narenciye yetiştiriyoruz. Güvenlik kamerası vardı ancak buna rağmen birkaç..." Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyeleriyle bir araya gelerek 3 yıllık projelerini anlattı. Başkan Muhittin Böcek, 5 yıllık görev süresinde Antalya halkının yararına olacak 142 projeyi hayata geçireceklerini belirterek, Konya altından Varsa'ya bağlanacak 4. etap raylı sistem etüt proje ihalesinin 15 Nisan'da gerçekleştirileceğini söyledi. Naber, iyisin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyeleriyle bir araya gelerek 3 yılda hayata geçen projelerini paylaşarak iş insanlarını dinledi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıllık projelerini anlatan tanıtım filmi izlendi. Daha sonra ise Başkan Muhittin Böcek projeleri anlatarak ANSİAD üyelerinin sorularını yanıtladı. Başkan Böcek, 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerden 2 gün önce ANSİAD üyeleriyle bir araya geldiğini hatırlatarak, "Geçen 3 yıllık süreçte bana oy veren vermeyen herkesin emrinde olacağımı söylemiştim. Seçim döneminde ne söylediysek tek tek hayata geçiriyoruz. Ortak akılla birlikte Antalya'yı ben sen yok demeden birlikte yönetiyoruz," dedi. Antalya'nın tarım, ticaret ve turizmin başkenti olduğunu aktaran Başkan Böcek, son aylarda iş dünyamıza ve halkımıza yansıyan çok ciddi girdi maliyetleri oldu. "Tüm vatandaşlarımız bu süreçten etkilendi. Özellikle enerji maliyetleri çok fazla arttı. 2021 yılının Ocak ayında Antalya Su ve Atık Su İdaresi'ne gelen aylık fatura 22 milyon TL iken Ocak 2022'de gelen elektrik faturası 61 milyon TL'ye yükseldi. Bazı kalemlerde KDV oranları düşürüldü. Bizler de hemen su satışlarımızda KDV oranını %8'den %1'e düşürdük," dedi. Birçok projelerden bahseden Başkan Böcek, ANSİAD üyelerini tek tek dinleyerek tüm soruları yanıtladı. ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ederek doğru projelerin her zaman yanında olduklarını ve bu anlamda katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi. Tüm emeklisen Alanya Şubesi Genel Kurulu seçimlerinde mevcut başkan Mehmet Güldal yeniden başkan seçildi. Konuşturmamız gerekiyor. Divana sizlerin... Tüm emeklisen Alanya Şubesi'nin Genel Kurulu Altso Binası Seminer Salonu'nda gerçekleşti. Genel Kurul'a Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, mevcut başkan Mehmet Güldal, siyasiler ve tüm emeklisen üyeleri katıldı. Seçim öncesi genel kurulda konuşan Başkan Mehmet Güldal, "Türkiye ekonomik ve siyasal olarak büyük bir krizin içindedir. Ekonomide köprü, yol, havalimanı gibi inşaat halindeki ölü yatırımlar ve borçla günü kurtaran tüketime dayalı enflasyon sömürüsü üzerine kurgulanmış, yandaşı zengin etmeyi hedefleyen bir model uygulandığı için Türkiye ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyadır," dedi. "Senelerden itibaren dünyaya paralel olarak uygulanmakta olan yeni liberal ekonomik modeli, bir yandan kamunun ekonomik faaliyetlerden çekilmesini içerirken, diğer yandan ise ucuz emek piyasasını hedeflemiştir."
Yapılan konuşmaların ardından oylama kısmına geçilen kurulda mevcut başkan Mehmet Güldal yeniden tüm emekli sen başkanı olarak güven tazeledi. TFF 3. Lig 2. grupta 24. hafta müsabakaları bugün oynandı. Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor hafta içi mesaisinde Dağılgan Stadında 68 Aksaray Belediyespor'a konuk oldu. Playoff potasındaki en yakın rakibiyle deplasmanda kapışan Alanya Kestelspor, mücadeleyi 19. dakikada Buğrahan Tuncay'ın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. Kestelspor bu galibiyetle playoff yarışında rakibiyle arasındaki 7 puanlık farkı 4'e düşürdü. Mavi Beyazlılar ligin 35. haftasında 17 Nisan Pazar günü Milli Egemenlik Stadında Hacettepe Spor'u konuk edecek. Efendim bendeniz Raif Doğrulu. Gündemin kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, yaşanılası nice günler temenni eder. Yarın yine aynı saatte bu ekranlarda buluşmayı dileriz. Esen kalın.